Değerli izleyenler, Anadolu Motor Genel Müdürü Sayın Serkan Eriş, kıymetli bir büyüğümüz, sektörün duayen isimlerinden, yanında olduğum için heyecanlandırdığım nadide insanlardan birisi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, devam et. Sağ olun, eksik olmayın. İyi ki geldiniz Serkan Bey. Çok sağ olun. Biz sizinle ilk defa Bursa Fuarı'nda Globe serisinin lansmanında beraberdik. Doğru. Orada ilk defa beraber olduk. Sonrasında bugüne de nasip oldu beraberliğimiz. Çok mutluyuz beraber olduğumuz için. Çünkü sizden çok ciddi feyiz alıyoruz. Birikiminizden. Kurumun gücünü, büyüklüğünü zaten söylemiyorum. O başka bir yerde. Şahsınız ayrıca burada olduğunuz için mutlu olduğumuzu ifade etmek istedim. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Konya Fuarı'nın ilk günündeyiz. Nasıl bir gün geçti? Çok yorucuydu. Yorucu bir gün oldu ama çok keyifli bir gün oldu. Çünkü Anadolu Landing'i tarafında bir yıldır üzerinde çalıştığımız proje bugün gerçekten hayata geçmiş oldu. İşte bütün üretmeyi planladığımız, hedeflediğimiz ürünler ve bugün tüketiciyle buluşturma imkanımız oldu. Gerçekten büyük heyecan. Yani son bir yıldır çok emek verdiğimiz, çok gönül verdiğimiz bir proje bugün artık hayata geçti diyebilirim. Bugünden itibaren artık sipariş toplamaya başlayacağız. Süper. Biz Bursa Fuarı'na sizle beraber olduğumuzda Rob serisiyle ilgili paylaşımlar yaptığınız anda şu anki tarihe bakıyoruz. Hiçbir aksama yok. Olmadı bir aksama. Bu kadar kısa sürede ciddi bir organizasyon. Elbette kurumların Argo Traktör 135 yıllık bir. Bu iş yapıyorlar. Ve leblebi üretir, ekmek üretir gibi traktör üreten bir firma. Doğru. Kabininden motoruna kadar. Diğer taraftan Anadolu grubu zaten Türkiye'nin önemli bir mirası, önemli bir geleceği. Hiç planlanan aksadığını görmedik. Çok iyi bir ekip çalışması oldu. Hep böyleydi. Hep böyleydi. Yani biraz talih de yanınızda olmalı. Çünkü her şeyi planlamak, her şeyi kontrolünüz altında tutmak şüphesiz mümkün değil. Ama gerçekten çok gönüllü çalıştı ekip. Çok inanarak çalıştı. Yani A'dan Z'ye hiç tek tek isim sayamam. Bütün ekip için söylüyorum. Şirketler, yani kurucular, ortaklar çok inandı projeye. Öyle olunca çok doğru kaynak yaratıldı projenin hayata geçirilmesi için. Ben de çok mutluyum. Yani bunu gözümle görme, şahit olma fırsatım olduğu için ben de çok mutluyum, ben de çok gururluyum. Çok güzel. Bu fuarda Anadolu Motor'un ikinci holde bir yeri var. Doğru. Hemen güzel bir konumda yeri var. Bu sabah biz sizi ziyaret ettiğimizde özellikle Antrax Smart Çapa ile ilgili çok güzel örneklerin olduğunu gördük. Farklı örnekleri gördük. Anadolu Motor özelliğinde Konya'ya nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'nin çiftçi yapısına, ürünlerle ilgili nasıl bakıyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Şimdi Anadolu Motor 50 yılı aşkın bir süredir zaten tarım endüstrisinde çok önemli oyunculardan bir tanesi. Öyle olunca bütün odağımız tarım. Ana tüketicimiz de çiftçiler. Çoğunlarla organik bir çiftçilerle. Antrak Çapa Antrax Smart çok özel bir ürün. Gerçekten bizim geliştirdiğimiz, bugüne kadar sektörde hiç yapılmamış otomatik şanzımanlı bir çapa makinesi. Dünyanın ilk otomatik şanzımanlı çapa makinesi olduğunu paylaşmak gerekiyor özellikle. Doğru. Bunun patent başvurusunu da yaptık. Çok yakın bir zamanda sonuçlanacak. Yani sektöre böyle bir yenilik getirdiğimiz için, çiftçilerimize böyle bir ürün sunduğumuz için çok mutluyuz. Anadolu Motor için ana sektör tarım olunca dolayısıyla Konya Fuarı da bu endüstrinin en önemli buluşma noktası. Çok önem verdiğimiz bir fuar konu. Anadolu Motor Türkiye'nin hangi bölgelerinde ne kadar bir ağa sahip, yani bir çiftçi Anadolu Motor'a ne kadar uzaklıkta ulaşabiliyor? Anadolu Motor'un yaklaşık 200 tane bayisi var Türkiye genelinde ve 400 tane anlaşmalı servis noktası var. Özellikle şurada güçlüyüz diyemem çünkü gerçekten çok uzun yıllardır Türkiye'nin hemen hemen her yerini kapsayan bir bayi ağımız var. Gelişmeye açık yerlerimiz yok mu? Var. Özellikle Karadeniz bölgesinde yapılanmaya, oradaki yaygınlığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Biraz daha sadece büyük şehirlerden veya şehir merkezlerinden yavaş yavaş daha da kırsala doğru yapıyı indirmeye çalışıyoruz. Ama çiftçilerimiz artık teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Yani bütün sosyal medyada bize ulaşmaları çok kolay. İnternet üzerinden Anadolu Motor'a ulaşmaları çok kolay. Veya dediğim gibi 200 bayimiz aracılığıyla Anadolu Motor'un ürünlerine ulaşmaları çok kolay. Burada biz sizinle Marine Fuar, Boat Show'daydık. Evet. Ve orada Honda Marine ile ilgili dünyanın, hatta Türkiye'de 5 yıl garanti verebilen başka bir firma yok demiştiniz. Ve doğru. Öne çıkardığınız bir mottoydu aslında. Aslında yaptığınız işi bir anda lansman işte paylaşmıştık. Aynı şey Anadolu Motor'un kendi ürettiğimiz ürünler için de geçerli. Mesela biz
Antor motorlarımızda da 5 yıl garanti uyguluyoruz. Öyle mi? Evet. Yani o tamamen bizim üretici iddiamız ve arkasındayız. Yani Honda da dünya markası, çok çok üstün teknoloji bir ürün. Onun da Türkiye'de temsilcisi olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Ama kendi ürünlerimiz için de taahhüdümüz aynı. Özellikle motorumuz için, kendi ürettiğimiz dizel motorlar için. Zaten çok iddialı söylüyorum, kendi kategorisinde Türkiye'nin en kaliteli motorlarıdır Anadolu Motor'un dizel motorları. Bu Honda ile ilgili şöyle bir algı var. Anadolu Motor'un gücü başka bir yerde. Honda'da sanki çiftçi Honda ile ilgili bir çapa makinesi bir şey aldığında ömür boyu kullanacakmış gibi bir algı var. Bu ürünün... Ya ömür boyu çok iddialı ama ya çok gibi, uzun yıllar kullanılıyor gerçekten. Ya sanki 2 yıl sonra değiştireceğimiz, 3 yıl sonra değiştireceğimiz ürün gibi değil de. Yok öyle değil. Yani gerçekten çok kalıcı, çok dayanıklı ürünler Honda'nın da. Bizim kendi ürettiğimiz, kendi markalarımız için aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi birçok farklı dünyada üretim noktası var. Birçok farklı üretim modeli var. Birçok farklı üretim tercihleri var. Yani biz tercihimizi dayanıklı, kaliteli, güvenilir ürünlerden yana kullanıyoruz her zaman. Çünkü bedeli ne olursa olsun çiftçilerimiz için ödedikleri bedel önemli bir bedel. Bunun farkındayız. Ve onun karşılığını almak, özellikle de bu bütün bu pazarlamasını, satışını yaptığımız ürünler yılın belli dönemlerinde ihtiyaç olan ürünler. İhtiyaç olduğunda da çalışması, performans göstermesi beklenir. Dolayısıyla biz kaliteyi en önemli unsur olarak sunuyoruz tüketicimize. Ve bütün ürünler için de söylediğiniz gibi çok uzun yıllar kullanma garantisi, vaadi veriyoruz. Burada sizinle bir tur atalım, örnek veriyorum Konya'da. Çok fazla toprak işlemiyle ilgili küçük bahçe ekipmanı yapan firma görebileceğiz. Var, evet. A firması, B firması, isimler hiç önemli değil. Sektörde şimdiye kadar çok değişim ve dönüşüm olmuştur. Firmalar değişikliği de oluşmuştur. Anadolu Motor büyüklüğünün de olduğu bir pazar büyüklüğüyle, kurum büyüklüğüyle birlikte bu tarz firmalara ve yeni dönemdeki sürekli değişen marka değişikliği nasıl bakıyor? Nasıl değerlendiriyor? Toplantınızı bunu nasıl ortaya koyuyorsun? Merak ettim, şöyle, istiyorum. Küçük rakip, büyük rakip diye bir şey yoktur. Rakiplerin hepsi rakiptir. Ve biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Öyle bak gereken nokta bu mudur? Böyle mi bakılır profesyonel rakipler? Bence şöyle. Ve ben nasıl bakıyorum onu söyleyeyim. Ben rakip odaklı bakmıyorum. Daha çok tüketici odaklı bakıyorum. Çünkü tüketici olarak bizlerin seçim özgürlüğümüz var. Öyle değil mi? Doğru. Yani biz mesela ekmek alırken de birçok çeşiden arasından seçip alıyoruz. Her gün aldığımız, çok düşünmeden belki aldığımız bir ürünle bile önümüzde birçok seçenek var. Bize doğru hizmeti veren, doğru ürünü sunan, doğru ürünle doğru fiyatı birlikte sunabilen bir firma bizim öncelikli tercihimizdir kendi satın almamızı yaparken. Dolayısıyla çok rakip odaklı oynamıyoruz oyunu. Daha çok şunu düşünüyoruz, tüketici ne istiyor, beklentisi ne, ihtiyacı ne, biz ne yaparsak onun hayatına değer katabiliriz, ne yaparsak hayatını kolaylaştırabiliriz. Ana fikrimiz bu. Yani oyun planımızı A rakibi, B rakibi, C rakibi üzerine kurgulamıyoruz. Oyun planımızı pazarın ihtiyacı, tüketicinin beklentisi üzerine kurguluyoruz. Çok donanımlı firmalar da var Türkiye'de. Çok küçük firmalar da var ama diyorum hepsine benim saygım eşit seviyededir. Çünkü her firma neticede günün sonunda Türk tarımına az ya da çok hizmet ediyor. Yani gönlümüz ister ki bütün herkes yani kalite odaklı olsun, bütün herkes tüketici odaklı olsun. Ama biz en azından kendi açımızdan böyle davranıyoruz. Yani tüketiciliği öncelikli olarak dikkate alıyoruz rakipler yerine. Peki dünyaya baktığımızda toprak işleme konusunda, bahçe ekipmanları konusunda Türkiye nasıl bir ülke? Nerede bir ülke? Çok iyi bir yerde değil. Ama çok iyi bir yerde olma potansiyeli olan, çok iyi bir yerde olmayı hak eden bir ülke. Şimdi bütün dünyada tarım endüstrisi de değişiyor. Ve teknoloji hayatın her yerine girdiği gibi tarımda da artık çok etkin bir şekilde kullanılmaya başladı. Bizim de anladığımız vizyonumuz, ilkemiz Türkiye'ye, Türk çiftçilerine ulaşabilecekleri en iyi teknolojiyi getirip veya ya üreterek ya distribütörlüklerle bunu sunmak. Şimdi Türkiye çok önemli bir tarım potansiyeline sahip bir ülke ama teknoloji kullanımı konusunda daha bence kat edeceğimiz çok yer var, çok yol var. Çok iyi bir Hollanda örneği var işte hepimizin malumu. Yani Konya kadar
büyüklükte bir ülke veya tarım arazisi olarak konuşalım. Dünyanın en önemli tarım üreticilerinden bir tanesi, neredeyse 100 milyar dolara yakında bir tarımdan girdisi var, tarım ürünlerinden girdisi var. Buna çiçekçiliği de dahil edin. Ve bunun sırrı da tamamen tarım teknolojisini doğru kullanmak, toprak verimliliğini arttırmak, daha az topraktan daha çok ürün almak, daha az kaynak kullanarak daha çok üretim yapmak. Yine başka bir sürü de dünyada örnekler var. Mesela küçücük bir İsrail örneği var. Yani onlar da tarım teknolojisinde dünyanın şu anda en ileri gelen ülkelerinden birisi oldular. Yani şöyle, geleneksel metodlarla dünyayla rekabet etmemiz mümkün değil. Yani dünyada kullanılan en gelişmiş, en yenilikçi teknolojiler neyse, ya onları kendimiz keşke geliştirebilsek ama kendimizin geliştiremediğimiz yerde de mutlaka getirip kullanmamız lazım. Kentleşme bütün dünyada giderek yaygınlaşıyor. Dolayısıyla da verimli tarım toprakları bütün dünyada azalıyor. Ama bunun tersinde bütün dünyanın nüfusu artıyor. Yani gıda ihtiyacı artarken gıda için kullanılan arazi küçülüyor giderek. Bizler de yani bu oyunun oyuncuları, tüketiciye hizmet veren, ürün sunan firmalarda bence hep teknoloji odaklı olmalıyız. Yenilikleri yakın takip etmeliyiz ve bunları uygun bir şekilde hizmetle de birleştirerek Türkiye'de tüketiciye sunmalıyız. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Her zaman eksik olmayın. Sağ olun. Değerli izleyenler, sektörün kıymetli ismi Sayın Serkan Eriş, Anadolu Motor Genel Müdürü. Sektöre dair birikimlerini kendisine istifade ettik.